Tatsız diyebilirim ben. Tatsız. Neden Tayland dememi? Neden Tayland dememe? Çünkü Ya bizim birazcık oyalar da... var. Cem sen cinsel İğrenç eğilimini bir insansın ya. reddediyorsun. Neden Tayland denemi yani? Abi neden Tayland'da MMA? Tayland'da şey çok güzel abi. Ne derler ona? Muay Thai eğitimi çok iyi. Bir süre Güzel. güzel bir Muay Thai eğitimi almak istedim. Bir de orada Muay Thai eğitimi almak da bayağı içerik sunacak yani. Yes, doğru söylüyorsun yani. Yani hani böyle birazcık içeriğin ve etkileşimin köpeği. Bu arada arkadaşlar merhaba. İçerikte değişimin Etkileşimin köpeği abi. Ne o etkili olabilir. Çok iyi. kadar. Hani ne kadar bak etkileşim aldım. Kadınlarla ilgili ikinci video çektim. Şimdi fikirlerini aldım. Bir tane daha çekeceğim yani. Süper. İnanılmaz ihtiyaçları varmış. Bu arada konuğumuz Neher Eren arkadaşlar. Var. Alkışlayalım. Neher abi kısaca ben dışarıdan tanıdığım kadar anlatayım o kendisini tanısın. Neher abi TRT'de programı olan Dövüş Sanatları Camiası'nda Dövüş Sanatları Camiası'nın bence en sevilen yüzü. Daha kimseden Neher şöyledir diye duymadım yani. Benim şu çok söylüyorlardır bu arada eminim. Az önce sen orada çünkü bana bir şey verdin. Kimin söylediğini de iyi biliyorum. Cengizhan çok sevilen bir hocamız. Sevmeyen sevmeyebilir ama değil mi abi? Olsun ya. TRT'de Sevmesinler. programı var. Hatredir. Tam ismi ne abi programın? Dövüş İlk sanatları. başladığımda savunma sanatlarıydı. 10 bölüm bitti. Aha. Ardından Ertan Hoca ile galiba bir 10 bölüm başladılar. Aynı formatta Dövüşçünün Dünyası diye başladı. Oradan sonra onun son 6 bölümünde galiba yine bana verdiler. Galiba diyorum çünkü tam bunlardan çok emin değilim açıkçası. Takip etmiyorsun ya. İzlemiyorum. Yapıp Ya izlemiyorum. bir şey söyleyeyim, inanmayacaksınız ama benim evimde 15 yıldır falan televizyon yok. Kendi programlarımın birçoğunu eksik izledim. Ondan dolayı yönetmen bana çok kızıyor. Ha şey, kendi eksini göremiyorsun gibi bir şey mi? Ya absürt geliyor bana. Yani kendini izliyorsun. Saçma geliyor. Ama yani tiyatrocu da değilim. Öyle gidiyorum. Eğlencesine çekiyorum. Geliyorum. Ama müthiş eğlenceli bu arada abi. Teşekkür ederim. Sen gidiyorsun şeye. Nereye gittin? Gerçi sen çok gerçi bundan bir Nereye gittim? şikayetin var mı senin Tayland, böyle bir Hindistan, yorucu bir Sri temposu Lanka, olduğundan Malezya. şikayetin vardı. Evet, ya benim saçma bir tempom da var açıkçası. Bir de bizimkiler, de, yani bu Türkiye'de ilk çekilen Uzak Doğu sporları belgeseli. Aha. Ya o da şey sağlıyor, böyle her şey orada oluyor. Yani tamamen ne yapacağımızın yarısı orada çıkıyor. Buradan belirleyip gitsek de zaten çok da zor bir format. Hani gidiyorsun, 3 günde bir şeyler öğrenmeye çalışıyorsun. Sonra test 3-5 ediyorsun. günde test etmeye çalışıyorsun. Zaten yapabildiğin kadar yapıyorsun, yapamazsan zaten dövüyorlar, öyle ilerliyor bir sistem. Çok mantıklı değil. Bir de koşullar zor. Yani mesela bir gittik 28 gün mesela. Hindistan, Malezya, Tayland, Sri Lanka. İşte hiç bitmeyen bir tempo ile gidiyorsun. Dönüyorum. Benim burada yakın koruma işlerim var. O başlıyor. Uzak doğu sporları derslerim var. Personel Hmm. trenin yaptığım birkaç kişi var. Onlara gidiyorum. Kendi kendime de birkaç eğitim almaya çalışıyorum. Hepsi yarım yamalak gidiyor o yüzden yani. Abi ben valla şöyle söyleyeyim biz seninle yeni oturmaya başladık. Biz uzun süredir sosyal medya arkadaşıyız Neher abiyle çok geçmişten beri. Yakın tarihlerde oturmaya başladık. Neher abi tanıdım dedim ki wow, çok süper bilgili Teşekkür ederim efendim. bir herif. Ciddi söylüyorum bu arada övmek Sağolsun. için söylemiyorum. Arkandan da aynı şekilde söylüyorum abi çok ciddiyim. Sonra onun öncesinde Neher abiyle duyduğum bilgi az önce de söylediğim şey gerçekten dövüş sanatları camiasında sevmeyen o yani bu adamı ben sevmiyorum dediklerini yani Neher mi dediklerini hiç duymadım. Her isim için duydum. Yani geçen Değil mi? hatta çok şaşırdığım bir isim duydum senden. Burada adını vermeyeceğim. Ben çok severim kendisini dedin. Sen dedin ki o dedin terbiyesizlik yaptı. Ben şahit oldum. Bence Evet. öyle bir bak onun hakkında bile duydum yani. Evet. Çok böyle şey takılıyordu. Senin hakkında duymadım abi. Allah var. Duyarsam söyleyeceğim ama sana. Abi senin Teşekkür hakkında ediyorum. böyle bir şey duydum. Sevmeyen vardır ya. Herkesin sevmeyen. Ya kimse de yani herkes de sevmesin. Hater iyidir. Değil mi? Bir sezon çok fazla şey var. Bana değil de genelde şey var. Bizim öyle self-defense ekibine çok böyle saldırırlar genelde. Yani işte o işe yaramaz, bu böyle olmaz, bu teknik Winchun'un böyle yaptığın bilmem. için mi abi? Winchun'da, ya Winchun'da bana hiç saldırılmadı açıkçası. Hep Winchun'a saldırdı Ama da. sen Winchun'la kısıtlı kalmadın abi yani. Sen her şeyi yapıyorsun abi. Jiu-Jitsu yapmış. Şu an Jiu-Jitsu öğreniyorsun. Evet. Ben Başladım. seni sürekli görüyorum. Kendisiyle birebir tanışmadık ama iyi bir hoca olduğunu biliyorum. Nurettin'le Teşekkür sürekli ederim. boks çalışıyorsun. Tabii dün dövdüler beni Ha mesela. mesela yani kapalı kalmıyorsun yani bir Evet yerde. evet. Ya ben O şey müthiş bir seviyorum şey. ya. Çok Uzak doğu yönlüsün o sporları konuda. böyle herkes şey bakar ya bir parçaymış gibi. Aha. Şimdi ben mesela silah eğitimine gidiyorum mesela. Kombine, karabine çalışıyorsun. Yani birkaç tane silahın aynı anda kullanılması. Hatta bazen içine bıçak da giriyor. Şimdi burada kimse şunu demiyor çıkıp. En iyisi benim tabancam kardeş. Tabanca her şeyi kazanır. Evet. Böyle bir fikir artık bir geçmişte kalmış bir şey. Uzak doğu sporları şeye benziyor bence yani. Hepsinin kendine göre bir yararı var. Hepsinin kendine göre bir pozitifi var. Yani şu anda biz mesela Aikido salonundayız. Şimdi Aikido çok eleştirilen bir stil. Ama bir şeyin parçası o anlamda çok işe yarayan bir stil.
Ama kalkıp da ben bunu Aikido ile MMA maçına çıkacağım diyecek kadar bir sapkınlığa gidiyorsan ayrı bir konudasın. Bunu Evet. Vinçuncularda çok görüyorsun mesela. Evet. Adam Vinçun bence yakın mesafeyi çok iyi öğreten. Böyle tam güreşin geçiş alanını çok iyi veren, patlayıcı hızı çok hızlı veren bir stil. Self defans olduğu için şöyle self defansa giriyor. Spor değil. Yani spor olabilmesi için bir şeyin kuralı olması lazım. Vinçun'un kuralı yok. Şimdi maçı yapılmadığı için birçok işe yaramayan teknik de içinde barınıyor. Bundan da çok eleştiriliyor. Ama Senin maçın hücumini var ya kesip bir koyacaklar. Vinçuncular seni taşlar haberin olsun ha. aslında zaten ben yıllardır Alıştın seni değil mi? söylüyorum yani. Yani şöyle her stilin işe yaramayan tarafı var. Yani şimdi şöyle düşün, ben boksu çok beğeniyorum. Daha dün akşam çalışıyordum. Hatta diyorum ya, bizi bir Deniz Hoca bir hırpalıyor, bir Nurettin hırpalıyor. Onlar biraz Avrupa ikincisi. İşte Türkiye 8 tane Türkiye şampiyonluğu var. Deniz Hoca'nın Ankara şampiyonluğu var ve devamlı zaten aktif bu işi yapıyorlar. Biz arada sırada 2 haftada bir buluşup böyle bütün eğitmenler, güreşçiler geliyor, jujutsucular geliyor, muaytejler geliyor. Beraber light sparring yapıyoruz. Knockdown, knockout yasak. Ama bayağı yoruluyoruz yani. Hani sürünerek çıkıyoruz oradan. Benim light sparring'im yok abi ya. Çok güzel. Light sparring yapamıyorum ben. O Neden? yüzden çok fazla kickboks çalışmıyorum. Sertleşiyorum abi. Allah Allah. Yani onu çözemedim E ben biliyor gel musun? bize 15. Böyle Keyif. Ondan şöyle sonra bir daha sertleştiğin zaman görüşmüyoruz abi. yok şu olur. Hayır, Ne ara abiyle sertleştiğinde dostluğum nasıl bitti? İkinci part. değil mi? İlk bölüm her şey güzel. İkinci bölüm nakavt herkes. Bir daha görüşmüyoruz. Niye light sparring yaparken kavga etmeye başladık? Ya o light sparring'in ayarını yaparız. Bir şey olmaz yani. Çünkü şöyle bir şey var. İnsanlar bunu görmüyor ama esasen tehlikeli. Şimdi herkes şey gibi bakıyor işte. Eskiden oluyordu bana. Dünyanın en iyisi. Sert spor hangisi? Hadi onunla başlayalım. En iyisi olalım. Hadi Muay Thai'ye gidin diyorsun ya. Herkesin vücudu Muay Thai'yi kaldırmaz yani. Sen diyorsun ya Tayland'a gittim. Şimdi ben gitmek Gitmedim. istiyorum. Dur Ben abi. Tayland'a gittim mesela. Gittin İki mi? ekol var tabii Muay Thai'de. Amsterdam ekolü var. Bu Aa. Mike'ın falan bulunduğu ekol. Biz pandemi öncesi Mike's Gym'deki Mike'ı Türkiye'ye getirdik. Beraber burada bir seminer verdik. Ankara'daki ilk Mike'ın Aha. semineriydi. Michael Pasini'den bahsediyorum bu arada. Şeyin hocası, Ben çok Fezuhal'in tanımıyorum. hocası. Tanımıyorum. Şimdi Amsterdam ekolü daha böyle sert, low kicklere ağırlık veren ve güçlü adamların yaptığı ve hard sparring'de tanınan bir ekol. Oraya gittin mi gerçekten mesela Kırışacaksın ya. adam şunu diyor. Amatör müsün, profesyonel misin kardeşim? Profesyonelim, tamam sen abi hard sparring yapacaksın diyor. Onlar bununla tanınıyorlar. Tayland ekolü daha böyle light sparring yapan, daha high kick, middle kick ağırlıklı olan, daha çok middle kick diyeyim. Ve hiç geriye adım atmayan, low kickleri de kullanan ama Amsterdam kadar ağır kullanmayan bir ekol. Ve onlar daha genç. Onlar 6 yaşında dövüşmeye başlıyorlar. 20-25'inde emekli oluyorlar. Oh. Çünkü Muay Thai'yi herkesin taşıyacağı bir antrenman tipi değil. Mesela ben kalçamı sakatlıyordum orada az kalsın. Çünkü hiç durmadan tekme atıyorsun, hiç durmadan böyle light da olsa darbe yiyorsun. Adamların mesela ortama bir dövüşün 200-300 maçı çok normal onun için yani. Her hafta bir maça gidiyor, 2 haftada. Ben 100 bin takipçi de Amsterdam'a gideceğim de 100 bin çok bir şey oldu ya. Amsterdam'a git Şey abi. Amsterdam Seninki gibi şey Tayland'a git, sonra Amsterdam'a geç. Tayland'a. Amsterdam'da şeyi tanıyorum ben. Mike'ı tanıyorum, Michael Pesini'yle. Rica ederim. Amsterdam'da. Evet, bizim Deniz Ben Hoca mesela Amsterdam'a gidersem oradaydı. muhtemelen çok gezip geçiyor. Şöyle, hard sparring yaparsan gezemezsin. Böyle benim giden her arkadaşım diyor ki 2-3 gün böyle kafamız elimize gelmedi. Ya ben abi şöyle söyleyeyim. Kendimi çok fazla şey yapmak istemiyorum. Kötü yönlerimden bahsedeyim. Yüksek sesle konuşması gereken Neher abi gibi galiba. Tamam, ben Cengiz Han gibi Lütfen benim konuşacağım gibi şimdi. Tamam abi. konuşursun Neher abi. Burada Ben biraz fakirlik. sessiz konuşuyorum. O büyük bir sıkıntı. Çözeceğim bunu. Şimdi Fakir yükseltiyorum. mikrofon olduğu için abi. Henüz daha o kadar Ucuz mu? Bana ver büyümedik. der. 8 bin abone var henüz. Şu an bu video YouTube'a gidecek. Instagram'da biraz büyüdük ama. Ne bileyim, belki biri sponsor olur. Der kardeşim şey melek yatırımcı. Karşılığında hiçbir şey Olayım beklemem. ben. Ya abi olur. Yok diyemedim anladın mı? Alalım. Bulayım ben olur. Dün arkadaşımın bir tanesine diyorum ki. Borsa oynuyor tamam sürekli böyle borsada kağıt atıp veriyor. Bu şey yaptım dedim kanka dedim. Sana dedim bir dedim şey grafik göstereceğim dedim. Kendi takipçi artış grafiğimi açtım. Oğlum dedim böyle bir kağıt yok dedim. Bak o kadar çok kazandırıyor Çok iyi ki. ya. Oğlum falan haberle. Oğlum dedim bak müthiş. Cengiz Han, Müthiş buradan yatırım yani. yapalım. Bir ayda 2x yaptı. 30 günde 2x yaptı. Böyle bir kağıt olabilir mi? Oğlum falan. Kanka kim veriyor? Ama dedim kimse söylemeyeceksin. Tahtacısı tanıdık falan. Cengiz Han. Ya oğlum. Oğlum dedim bir tane Rode mikrofon lan. Başka bir şey istemiyorum dedi. Alırım ben, tamam Ya yok abi. abi şakasındayım ya. Dün anneme söyledim. Ona biraz cazım. Dedim böyle böyle. Ya herhalde bende de biraz şey var. Yemeğe gelince yiyorum. Yatırım yaparken zorlanıyor muyum acaba? Çok iyi ya. Aa, Biri yavşak geldi. bir yana. Biri geldi. Canımızı Ah. Bravo. Bravo, Merhabalar. merhabalar. Hoş geldin. Merhaba, hoş geldin. Dövüş sanatları abi.
sanatları var burada. Dövüş sanatları abi. Çok iyi Haftada, ya. haftada 2 gün pazartesi, Bak çarşamba onu akşam diyorum sana. 8. Şimdi herkes şeye benzetiyor. Bu Uzak Doğu sporlarının bir parçasını çok iyi görüyorum. Mesela biz silahla gidiyorsun. Sessiz Ya abi, birçok kişiyle sessiz. silahla ateş ediyorum şimdi, tamam Buradan mı? grafiğini göstereyim sana Bak, farklı abi. farklı silahlarla da ateş ediyorum. Ya bazı silahlar elime oturmuyor. Bu kadar basit. Adamın eli büyük bir tutuyor, diyor ki bu silah benim Çok silahım güzel bir kardeşim şey diyor. söyledin, biliyor musun abi? Bu kadar yani. Dövüş sporları da bu. Herkes boks çok iyi yapacak veya güreş çok iyi yapacak diye bir şey. Sen boks çok iyi yapıyorsan ben güreş çok iyi yapma ihtimalim yüksek. Fizik. Ya Çok bir de bir güzel şey söyleyeyim. yaklaştın ama. Çok iyi olmak önemli mi? Seni bu yüzden çok seviyorum Teşekkür ederim. abi. Mesela bak, ben Glock'ların uzun namlularını seviyorum. Ama kısa namlusu daha iyi elim oturuyor. İşte Canik'in bir silahı var. Glock'tan daha çok seviyorum. Şimdi Canik daha ucuz bir silah. Ama elime tam oturuyor Türk kablosuyla. yapımı abi. Türk Milliyetçi yapımı, olan. hemen reklam yapalım burada. Milliyetçi abi. Milliyetçi abi. Bir tane Tamam. sonun... Neyse dur, Eleştirme abi. Niye eleştiriyorsun? eleştirecektim Biz burada niye yakıyorsun Bir de bunu? Elinde silahla bir silah uğraşıyorlar. yakıyorsun. Gelip vurmaları da kolay olur. Aldım, Evet hiç abi. uğraşmazlar ya. Şöyle Çok bak güzel. abi. Herkes tüfek kullanmak zorunda. Herkes tüfek istemek zorunda. Bak, ben judoyla başladım hayatımı. Judo, böyle karate, aikido karnesi bir spor yaptım. Kısa dönem kickboks çalıştım. Çok sevdiğim bir Levent hocam var. Ondan boks dersi aldım. Çok iyi bir hocadır. Tabii çok kısa dönem aldım. Bir yarışmacı gibi anladım. Sonra Wing Chun'la tanıştım. Bir dönem capoeira yaptım. Wing Chun'u bir 20 yıldır falan yapıyorum herhalde. Sadece bir kere bir hoca değişikliği yaşadım. Çok hocayla çalıştım ama, çok ustayla çalıştım. Yurt dışında seminer aldım, seminer vermişliğim var, dolaşmışlığım var. Sonra eskrimayla tanıştım. Eskrimaya devam ederken Türkiye Jiu-Jitsu girmeye başladı. Dedim ki süper bir dal, çünkü judodan geliyorum. Ne vazanın ne olduğunu biliyorum. O zaman herkes şey diyordu. Böyle spor mu var abi, yerde dövüş mü olur falan. Dedim ki hiç öyle bakmayın abi, o da başka bir alan. Bambaşka bir Şimdi bu dünya. şey gibi, yani ben tabancada çok iyiyim, tüfek olmaz abi. Şimdi ben kontrterör eğitimi de aldım. İşte birkaç yerde çalışmışlığım da var. Bu Tiger kampta bulunduğum askerlerle çalıştım. Eve gireceksin. Uzun namlulu hiçbir yerden giremiyorsun. Yani hadi dünyanın en iyisi uzun namlulu diyorsun. AR-15 var elimde diyorsun. AR-15'i kapıdan sokamıyorsun yani. Az Şimdi buçuk çok bilgimle, çok kısa bilgimle. Uzun kısa namlu tam daha var. savaş ortamı. Uzun mesafe. Uzun mesafeden. Kısa namlulu bu SMG dediğimiz genelde 9 mm veya 5.56 Evet. mermi atan şeylerde daha böyle ev içi operasyonlarda falan Hiç kullanılıyor diye kimse burada biliyorum. şunu demiyor abi. Tabanca daha iyidir. Hayır abi, diyor ki yerine göre neyi kullanacağına karar ver. Oradan antrenmanını yap. Evet. Antrenman yapmayana kızıyorum ben. Bazı silahlar işe yaramıyor gibi düşünüyorum abi ya. Ne gibi? Wing Chun gibi. Aikido gibi diyeceksin. Ama Bazı böyle silah. şey yarıyor abi. Şöyle Abi yok, birkaç ben hiç ne özellik var. Aikido dedim ne Winçin dedim. Hiçbir şey söylemiyorum. İşin Tekvando esprisi yok. Ben bir şey söyleyeyim mi? Mesela bak, benim Nur arkadaşım. Nur Tatar'ı tanır mısın bilmiyorum. diye. Yok. 2-3 kere olimpiyat görmüş. Çok inanılmaz bir kız. Ha. İnşallah Ankara'ya gelirse tanıştırırım. Valla ben onu çeyreğe kadar sporcu olamam ya. Şöyle diyeyim sana. Ben antren yaptım. Ayıp olmasın diye vurmuyor. Bayağı Ha. bildiğim bir erkeği döver. Çok bodyguard arkadaşıma çalıştım. O bodyguard, yalan söylemeyeyim bak, çalıştığım bodyguard arkadaşlarım yarısını döver. Döver Abi yani. Şaka şöyle. yok. Ve ben şuna inanmıyordum eskiden bak. Hani ya, tekvando yumuşak bir Şakasındayım ama. spor. İşte kadınlar tekvando Belirin yapabilir çekecek. esnek olduğu için, ama dövüşemez. Tanış abim, da diyeceksin ki lan bir dakika, biz Şunu dövebiliriz. söylüyorum abi ben. Benim oradaki olayım şu. Old school tekvando'la şu an modern tekvando arasında çok büyük bir fark var. Bütün stillerde öyle. Puan girdi mi? Bazı stillerde like güreş gibi. Mesela güreşte o kadar büyük bir fark yok abi. Eski güreş, hatta şu anki güreş bir tık daha tehlikeli. Teknikleri çok güzel Bir daha geliştirmişler. kaliteli antren yapıyorlar. Evet, çok daha bilinçli idman yapıyorlar. Benim zamanımda biz antrenmandan çıkıyorduk. Şimdiki çocuklar mesela benim aynı takımım. Aynen, Aynı ne bize takım. pis pis bakıyor Aycan sohbeti sevmedi. abi. Moderatörümüz Şey sohbeti düşünüyorum. sevmedi. Şey düşünüyorum. Lafın ortasında bölündü ama. Olsun, hiç Editte olmaz. zorunda. Editte Evet. zorlanmıyor. Biz öyle takılıyoruz işte. Geçen gün videoyu kapattım. Yazılar falan için bir tane cümleyi net bir şekilde sorup ondan sonra cevap almanın. Ha. Mesela kadınlar, herkes yazıyor ki kadın erkeği yaramaz. Onu soracağım. Onlar Evet. kafamla. 50 Tamam. dakikalık bir video yapacağım ya. Sabah kadar Oha, konuşacağız 50 burada. dakika. Teşekkür ederim. Ama şey, Zaten kafadan 15 dakika oldu abi. bıçak, adam Güzel ne takılıyoruz sormuş, zaten. Ya. bıçak Takı kesin. aynen. Bıçakla karşılaşınca ne yapmak lazım Hiçbir diye şey var. sormuş Bıçakla ya. karşılaşınca Evinize gidin. kaçmak lazım abi. Evinize gidin ve Aynen özür ama dileyin. Onun evinize ya da özür dileyin. Telefondan özür dileyin adama. Abi biz bilemeyiz, yanlış yaptık. Telefon arayı Orada da dilemeyin. Mesajları okuyorum. Ya şey var. Hadi hadi patlatalım videoyu. Söyle. Kaan Kazgan'ı sormuşlar. Ne diyeyim? Ne bileyim. Kaan'la ben Adam tanışıyorum. Çok düzgün, çok efendi bir çocuk. ha. Yani büyük boss ünlü olmak istiyordu. Savaş Çeviz de zaten o ünlü olma peşine gidiyordu.
Yani hatta ilk gün ben mesaj atacaktım. Kaan'a, ya Kaan'cığım niye uğraşıyorsun bununla falan filan diye. Çünkü Kaan bayağı bildiğin kendi kanıtlamış. Yani Türkiye çapında MMA anlamında bilinen, abisi de tanınan. Şimdi ben şeye bakmıyorum. Herkes bir şeyleri eleştirebilir. Yani der ki abisini eleştirir, Kaan'ı eleştirebilirsin. Çıkarsın bilmem ne eleştirsin. Benim yapım öyle değil. Ben şuna bakıyorum. Bir şeyler yapmış mı çocuk? Yapmış. Bir şey, bir noktaya ulaşmış mı? Ulaşmış. Siyah kuşağı var mı? Jiu-Jitsu'da var. MMA'de dövüşüyor mu? Dövüşüyor. Bu noktaya gelmiş bir adamın Savaş Çebeci'de dövüşmesi kadar saçma bir şey olamaz Ben o zaman da esasında. öyle eleştirdim ya. Ama şu var. Büyük Boss'a savaşta biz bilmediğimiz şekilde Kaan'ı taciz etmiştir. Rahatsız etmiştir. Küfretmiştir. Yani şimdi bilmeden konuşmamak lazım. Bir de şöyle bir durum var ya, hani günün olması diye bir şey var. Belki adamın kötü günüdür. Yani yoksa diyorum ya, eleştirmek basit. Onu niye yaptın? Bunu niye Çok yaptın ya? basit. Girelim benim yorumlara bak abi. Ya Bir bak, bana bir anneme babama küfür etmedikleri kaldı. o Belki da onu da yakında ediyorlar. gelir. Yakında gelirlerse vallahi ben de Bak ben Wing Chun'dan geliyorum. 20-25 yıl kadar, 20 yılı geçmiştir benim Wing Chun geçmişim. 30 yıla yakın Uzak Doğu sporları geçmişim var. Belki Wing Chun'u en çok eleştiren ve gelişmesi için en çok önemli adam benim yani. Başka organizasyonlarla antrenman yapmaya çalışıyorum. Başka hocalarla çalışıyorum. Fikir alışverişinde bulunuyorum. Ve inanılmaz rahatsızlar benim bundan dolayı. Ama bu böyle geçer. Wing Chun'un sen tekrar Wing Chun'dan gideceğiz çok konuştuk o kadar da istemezdim aslında Wing Chun konuşmayı ama İstemediğim bir stil diyeceğim ya şimdi. yani sevmediğim bir stil değildi abi mesela şimdi bakıyorsun tamam mı neden eleştirdiğimi söyleyeceğim Antan tipi ben de herif söylüyorum. mesela bir TB Wing Chun'cu ama inanılmaz zayıf böyle tamam mı yani böyle çubuk kraker gibi bir şeyler bildiğine eminim illa ki o kadar emek vermiş ama şimdi mesela herif arkadaşların arasında arkamdan şunu söylemiş ben duydum bunu yaşadım bunu. Ya işte biz onları bana yapamazsın şunu yaparım falan. Şimdi Ama kızdım dedim şu. ki mesela ben de öyle başladı olay yani. Mesela bir nefret başladı sonra Tolga Tan Yıldız diye Tolga bir tanıdım. aynen Çok severim Tolga'yı. aynen camianın en sevilmeyen adamlarından biridir Ben de o da. severim. Ay kimse sevmez adamı. Ben bir tek Ben herkes değilim ya. Ben sevmiyorum yani. Ona kötü, buna kötü. Bunlar boş Tolga abi işler bir ya. tek ben severim yani muhtemelen. O mesela bir tık böyle zihnimi o konuda da açmıştı. Hani böyle şöyle şöyle sıkıntılar var. O bayağı çünkü bayağı sağlam eleştiren bir adam yani. Evet. Yok, biz Tolga'yla zaten Dilinin öyle kemiği yok tanışmış yani. bile olabiliriz. Emin değilim. Dilinin kemiği. O Jiu-Jitsu ile Tolga abinin de böyle tanışıyor. O da Wing Chun yapıyor önceden. Ya bu şöyle, ama bak şimdi. Sen, şimdi bu bir yapı meselesi. Bazı insanlar böyle olmak istiyorlar. Yani bazı insanlar diyor ki ben abi tarikat gibi sadece tek bir stil yapayım. Aha. Böyle daldım ben. O sesi kap... Ses ne sesi? Telefon sesi. Abi lütfen. Yok. Dövüş sanatları konuşurken Bizim bir bari telefonu akrabamız kapat orada ne abi. yaptı Burada iki tane dövüşçü var. burada? Şakası bir yana. Bak şimdi baştan başlasana şöyle söyleyeyim. Şimdi bazı insanlar diyor ki ben tekstil yapayım kardeşim. Bak benim bir öğrencim geldi İstanbul'da. Dedi ki kardeş dünyanın en iyi stili Wing Chun. Böyle kafayı yaşamış. Dedim ki ben Wing Chun'la hayatımı geçiriyorum ama dünyanın en iyi stili olduğunu inanmıyorum. Dünyanın en iyi stili olduğunu da düşünmüyorum aslında. Tamam abi dedi. İşte yavaş yavaş böyle baktım çocuğun yeteneğine. Eli kolu çok güçlü, kondisyonlu bir çocuk. Dedim ki bence senin jiu-jitsu yeteneğin var. Sevdiğim bir jiu-jitsu hocasına gönderdim. Adam 6 ay 1 yıl jiu-jitsu çalıştı. Dedi ki geri gel dünyanın en iyi stili jiu-jitsu dedi. Şey, Ya en iyi kardeşim, curling yani muhabbeti yani aynen şimdi abi diyorum ki abi, yani böyle bir fikir olsa zaten hepimiz o sporu yapacağız yani. Dünyanın en iyisi kişiye göre değişir. Senin böyle bir yeteneğin var. Dedi ki böyle tek dan yapıyoruz, şöyle yapıyoruz. Bak Wing Chun yaramaz, Aikido yaramaz, bu yaramaz. Dedim ki yap abi tek danı. Bana yapamadı. Dedi ki o zaman bu da sıkıntı. Hayır abi sıkıntı yok dedim. Sen bana yapamadın tek danı. Yani bu Jiu-Jitsu stilinin yanlış olduğunu, senin bilmem ne olduğunu veya tamamen benim... uygulayıcıyla alakalı yani. Tabii yani şimdi şöyle düşün. Çok iyi bir Wing Chun uygulayıcısı, yıllarca Emin Hoca ile çalıştım ben. Emin Bosta bir domine etti Uzak Doğu spor camiasına. Herkesle dövüştüm. O zaman şimdi diyeceğiz herkes Wing Chun yapsın. Diyor. Adam iyi yani. Bazen Emin Hoca'yı şöyle çıldırtıyorum ben. Diyor ki işte bu tekniği ben böyle yapıyorum. Diyor ki onu sen öyle yapıyorsun abi. Ben yapamıyorum diyorum mesela. Çok sinirleniyor. Daha çok çalışmalar diyor öyle Ya ama. Ya olay şöyle bak. Muay Thai'nin bir yola çıkışını biliyor musun? Muay Boran'ın nasıl geldiğini falan. yok ufaca Okey. görmedim. Muay Boran, Muay Thai'nin klasik traditional, geleneksel hali. Bu The Art of Eldivensiz. Eight Limbs diye geçiyor. 8 eklem sanatı diye geçer. Hatta bir tane şey var. Letway var. O da 9 eklem sanatı. Orada kafa dağıtıyorlar. Böyle garip bir sistem de var. Ve maçları var Letway'nin bu esnada. Dirsek kafa şey açık. Senden de duydum bunu. Daha önce de duydum abi. Şimdi Araştırmadım Muay seni Boran kadar. zamanında diyor ki kardeşim ben bunları kullandım. Muay Boran'ın da eğitimini aldım. Ellerini böyle düğüm iplerle sarıyorlar. Onlarla dövüşüyorlar. Vurdukları her yer açılıyor. Tamam mı? Bu da neye sebep vermeye başlıyor? Herkes Muay Boran yapmıyor ve belli bir kesim yapıyor. Yapan geleneksel stil yapıyor. Tam böyle
eski geleneksel stillerdeki gibi kapalı bir sistemler. İlerlemine de yavaşlıyor maçlar az olduğu için. Adam teki diyor ki ben abi şey yapacağım. Adam teki demiyor, büyük olsa kral diyor bunu. Ben diyor eldiven Büyük olsa giyilmesini kapalı. sağlıyorum. Herkes karşı çıkıyor. Bütün gelenekselciler diyor ki işte stilin ruhu ölür. Gelenekselliği olur. Doğru. Hatta Muay Boru'nun stili içinde kılıç da var. Katana'ya çok benzeyen bir kılıç da var. Tam bir geleneksel stil yani. Savaşta kullanılabilen askere yönelik bir eğitim gibi düşün bunu. Muay Thai'ye dönüyor. Şu anda dünyada Muay Thai yapmayan yok gibi bir şey yani. Sebebini kuralların haline gelmesi, bir spor haline getirip gelenekselliğinden koparılması. Bütün bu stillere bak. Jujutsu'nun, işte Japanese Jujutsu'nun tabi askeriyeden alınma yolunu çiz. Judo'ya dönmesi, sonra Brezilya'ya gidip BJJ, Helio kardeşlerle BJJ'ye dönmesi. Bunların hepsi kuralların değişmesiyle ilerliyor. Tekvando'nun geleneksel haline bak, yeni haline bak. Karate'nin Evet. geleneksel stiline bak, yeni haline bak. Wing Chun da maça dönecek. Wing Chun da modernleşecek. Mecbur kalacak ve işe yaramayan Mecburlar. yüzlerce tekniği atacaklar. Şimdi herkes maç yapmak zorunda mı? Hayır. O zaman o branşa şöyle saygı duyar ve eğilirim abi. O zaman benimsin. O Tamam mı? zaman. Çünkü benim kafamda hep maç olacak abi yani. Tamam şimdi bak mesela her branşın maçı olduğu zaman iyi değil ama mesela tekvandoyu artık o kadar modernize ettiler ki bir süre sonra tekvando şeye dönecek yani. İki tane hani böyle Keşke iki geleneksel tane boş kalsaydı sev hocam. kart olacak böyle İki sporcunun karşısında kim daha hızlı tekmelerini vurursa falan dönecek. Bunun bir 50 yıl sonrası bu herhalde. Bunu Çok şöyle eleştiriyorum bu yüzden. söyleyeyim. Ben çok eleştiremiyorum. Çünkü neden? Mesela bunu oturup Nur'la konuşmak lazım. Yani Evet, Nur ne olabilir. diyorsun? Şimdi ben o işin içinden gelmedim. Tekvando'nun tekmesini açacak, Vallahi ben her şeyi kalkacak biliyormuş açıklığım gibi yok. sabaha kadar sallarım abi. Bana bırakırsan Tabii. O da tabii bilmez. tabii Bu da senin bilmez. aksine onlar şöyle köpek, bunlar şöyle iğrenç falan Ya başlarım ben. şöyle bak. Hepsinin alabileceğim bir şey var. Yani diyorum ya ben Glock sevmiyorum. O zaman şey gibi işte iPhone'cularla Samsung'cular savaşıyor ya devamlı. Evet. Sen niye iPhone alıyorsun? Sen gerizekamsın. Samsung'cu diyor ki ben çok daha şöyleyim, böyleyim. Buna Çok uzun benziyor. yıllar abi emniyet teşkilatının üst birimleri nin şöyle bir olayı olmuş. Glock ilk getiriyorlar abi Glock'u. Türkiye'de Glock geldiğinde silahtan konuştuk madem. Yanına bir silah daha getiriyorlar. İki silah deneyin. Bunlardan bir tanesini kullanalım diyorlar emniyet güçleri. Diğeri de Sig Sauer. Glock'la ve Sig Sauer'la atış yapıyorlar. Glonus'tu şey polimer gövdesi var. Glock hafif Evet. bir tabanca ve şu an bütün dünyanın kabul Çok beğendi ettiği bir silah. yani Evet. kabul etmek zorunda kaldığı bir tabanca. Stabilitesi çok yüksek bir Evet, silah. Sig Sauer'da çok ağır bir tabanca. P226 çok ağır bir Üstünde tabanca. taşınacak bir silah değil. Aynen. Yani taşıdığın zaman falan böyle bel Bel fıtığı fıtığına yapar. aynen 3 sene sonra bel Öyle dostum. fıtığısın yani aynen. Öyle bir tabanca. Glock'la atış yapıyorlar, Sig Sauer'la atış yapıyorlar. Türkiye'de üretilen mermiler dandik olduğu için Glock tutukluk yapıyor abi. Ve Sig Bir Sauer alıyorlar mecburen. güzel sonuç. Sonucu şu. Diyorlar ki Yani maç Glock kötü bir yaptın. tabanca o zaman. Maç yaptın. O Maç zaman o sonucunda da zamanlar asıl yanlış dedim. aynen. Ama bu da bir gösterge değil. Evet, halbuki silah aslında seninle alakalı bir problem yani. Sen aslında iyi bir uygulayıcı değilsin. Sen aynı yere geliyoruz esasında Ha, bunun dönüp bir de şu dolaşıp. var bak şöyle düşün. Herkes maç yapmak zorunda mı? Bak ben Jiu-Jitsu'yu inanılmaz seviyorum. Ben Judo ile başladım hayatıma. Ve Judo'da tesadüfen Temel Çakıroğlu'yla çalıştım. O zamanlar polis arası dünya şampiyonuydu. Bence inanılmaz bir sporcuydu o zaman için. Tamam Kim mı? adı ne dedin? Temel Çakıroğlu. Bilmiyorum abi. Temel Hoca emniyette de yıllarca bulundu. Emniyetin eğitim bölümünde de çalıştı. Spor bölümlerinde de çalıştı. Yanılmıyorsam da o zaman emniyet arası dünya şampiyonu Judo'da. Oh. İnanılmaz iyi bir şey vardı. Korkulacak bir herif yani. Çok da güçlü, çok iyi bir sporcu. Hala Tuttuğu bazen zaman koşuya kopartır çıkıyorum. yani. Kombine yiyecek. Anıttepe'de karşılaşıyoruz, koşuya çıkmış oluyor. Oh. Tamam, sporcu da bir Yaşı da adamdı. vardır muhtemelen. Şimdi buradan dolayı ben Jiu-Jitsu'ya çok bir sevgim vardı. Abi benim en büyük sıkıntım Jiu-Jitsu'ya gidişim, çok güleceksin. Ne biliyor musun? Ben abi erkeklerle yakın yakın temas ve ters sevmiyorum. Ben alışığım zaten güreşten geldiğim Şimdi için. hadi bak dünyanın en iyi stiline sahip olduğumuz varsa hep herkes şey der işte Jiu-Jitsu'da da bütün bu arada bak bütün geçmişteki hocaların hepsi şunu der bana. Judocu hocama gidiyorum. Dünyanın en iyi stiline diyor. Judo oğlum diyor. Boksöre gidiyorum. Ya boks farklı abi farkında mısın? Diye. Hepsini anlıyorum da diyor. Boks bir farklı. Tayland'a git bak. Tayland'daki adam bana şeyi anlatıyordu. Wing Chun'cuların dirsekleri kendilerinden çaldığını anlatıyordu. Bu arada Wing Chun daha geleneksel bir spor. Öyle Adama mi? geleneksel bir form gösterdi. Dedim ki aha bu formda dirsek var. Buna ne diyorsun dedim. Konu değişti. Hemen şimdi her gittiğim stilin hocası bana şunu dedi. Dünyanın en iyi stili bu kardeş. Başkasına gerek yok. Biz felsefesine çok girmedik Bu abi bir hikaye. güreşirken. Dünyanın en iyi stili hangisi senin hoşuna gidiyorsa. Küçük yaş grubunda kas gelişimini en iyi destekleyen spor ne? Güreş. Jimnastik, güreş ve judo yaptığı adama yaratık olur. Evet. Neden? %100 performansla antrenman yapabilir. Sakatlanma olasılığı düşüktür.
Ama biz gidip %100 performansla yarın bir boks antrenmanı yapabiliyorsun ya, hiç kimse beni sevmiyor ve hiç kimse seni sevmez. Ki Ya sen sevmiyorlar sakat valla. kalırsın ya o sakat kalır. E zaten genelde öyle oluyor Şimdi ya o yüzden ben biraz şöyle bakıyorum. Şimdi birçok kişi IQ'da eleştirir. Ben Nebi Hoca ile tanışıyorum. Çok iyi bir usta bu dünyada. Kim? Nebi Hoca. Şimdi biz bunu okuduğumuz akademi başka bir akademi. Onlar da farklı bir eğitime bağlılar. Ankara'daki bütün IQ'cuları da tanıyorum ben. Mesela benim izlemem şu. Abi benim izlediğim olay şu. Kimi insan bu işi yapmak istiyor ve bundan zevk alıyor. Öyle bir ortama sahip ve mutlular. Şimdi sen şunu diyemezsin. Abi ben o stili beğenmiyorum. Bence yaşayamaz. Abi sence yaşayamaz. Adam mutlu, onunla yaşıyor. 30 yıl boyunca çalışıyor, sanat yapıyor. Kimisi gidiyor Japonca öğreniyor, kimisi gidiyor kültürünü öğreniyor, kimisi gidiyor yere düşüp kalkıyor ve aktif bir yaşama sahip oluyor. Bu adamı boksa başlat, belki 3 ay sonra bırakacak ve spor hayatı bitecek. Ama boksta E nasıl yani. bulacağız abi doğru dövüşten? Bizim için uygun olanı mesela soruyorlar. Hadi adamların sorduğu cevabı karşı. Bizim için uygun dövüş sanatını nasıl bulacağız? Burada da bu soru var. Adam yazmış işte. Sizce en iyi dövüş sanatı hangisidir veya en iyi 5 dövüş sanatı hangisidir? En iyi 5 dövüş Ha, sanatı. onu Güzel. var. 5 dersen zaten direkt yaratığı yaratırsın yani. Atış, silah, bıçak, sopa, fel. Sonrasında. Oradan sonra başlayayım. MMA bunu çözmüş. Şimdi ringde yere düşeceksen jiu-jitsu olmak zorunda. Mecbursun. Yere düşmeyeceksen, yerde bir beton varsa, çakıl taşı varsa, kalabalıktaysan jiu-jitsu olamaz. Benim bakış açım. Mesela bak, jiu-jitsu'yu çok beğeniyorum. Hatta bu hafta jiu-jitsu dersine başlıyorum. Özel derse Evet, başlıyorum. nerede başlıyor lan? Benden hariç bir yerde Evet başlıyorsun. evet. İsim Rakip verme istiyorsan. organizasyonu biliyorsun. İzin verme istiyorsan. Kim Yok organize etti bizim abi? şey. Merakla soruyorum. Merakımdan soruyorum Ateş abi. Hoca ile konuştum. Ha. Devran Hoca ile başlayacağım. Evet, süper. Önceden de tanışıyordum. Ben Bu de da tanırım. Ankara'daki İkisini de tanırım. çok eski bütün eğitmenler de benim eski Aha. arkadaşlarım. Çünkü ben diyorum ya, bir seminer olur atlar gider katılırım. Benim hiçbir zaman şey yorum olmadı işte. Ya ben ustayım onunla çalışmam. Ustayım bunlar bilmiyor. Öyle bir geyik bunlar. O bende var abi. Ya şöyle herkesten bir şey alınır ve bu arada hiç beklemediğin kadar yetenekli insanlar çıkabilir. Dersin ki ben bunu Şaka yeneceğim. yaptım abi valla. Adam bir çıkar Bir önceki aradan. cümlem şakaydı. Yemin ederim şakaydı. Ya ben senden kaç yaşındasın hocam? 29. Hemen ders alalım. Hiç rahatsız olma. Ben şu anda 47 yaşındayım, 46 yaşındayım. Beni Sen rahatsız edecek bir 47 şey değil. yaşında var mısın abi ya? Varım. Kendim artık yaşlattım. Varmış. Yani bu şey Gerçi gibi bir vardır şey. düşününce evet. Jiu Jitsu'yu yerde uygulayamazsın abi sokakta. Neden diyeceksin? Ben yakın koruma sektöründen geliyorum. Hiç kimse birebir müdahale etmez. Herkes kalabalık müdahale eder. Yere düştüğün zaman kesin biri kafana tekme atmaya çalışır. Bir de yerde O cam bir şey, mam şekilde. bir şey, cart curt her şey olur. Evet. Ama şimdi kalkıp şöyle diyemem ben. Jiu-jitsu kötü bir spordur. Sokak için uygun değil. Hayır abi. Bu tamamen koşullarla ilgili. Sen onu öyle bir organize edersin ki. Başarılı bir milli boksörle karşılaşmışsın. Adam yerde yemez. Evet, Bu kadar gülüşerek basit. yenersin. Striking bilmeyen, striking içeren ve torba dövmeyi öğreten, ellikle mesafe öğreten bir stil olursa bence çok etkilidir. Yer dövüşünde eklem bilimi bilen, güreş gibi akışı kalça hareketini öğreten bir stil çok işe yarar. Ne olduğunu görmeniz bence. Sopa bıçak kullanmayı öğrenmek zorundasın. Silahla ateş etmeyi öğrenmek zorundasın. Özür dileyerek başka bir şey Bir söyleyebilir miyim? de Cümlenin arasına kaçabilmek için ekleyebilir miyim? koşabilmen Ha, lazım. iyi bir koşucu, Beşincisi atletizm, en önemli iyi bir beşinci 100 spor önemli metreci yok. koşucu. 1500 metre daha iyi olur orada. Bir şey soracağım abi. Onu da merak ediyorum. Şimdi mesela bıçakla ve silahla eğitimler veriyorlar. Ama bunu hiçbir zaman gerçek hayatta öğrenip refleks edemiyorsun. Sürekli benzer mekanikleri antre Evet. ediyorsun. Yani bunun bir müsabakası yok. Ya ben şunu savunuyorum. Veriyor musun? Nasıl? Veriyor musun böyle bir eğitim? Hayır vermiyorum. Ben de vermiyorum. Neler Vermem yaptım asla. bak. Bak bak Vermem başımdan. asla yani. Ona ne eğitimi veririm? En fazla şunu derim. Bıçak tutan eli tuttum. Şimdi takedown'a giriyorum derim. Bir takedown öğretirim. Ama bu bile şunu söylüyorum. Ya bu bir risk yani. Neden ben kaçabileceğim bir ortam varken ben bıçak tutmayı biliyorum. Dur bakayım gel buraya falan deyip Benim atlayayım ki mantığımı adamın biliyorsun. üstüne İkinci yani. gidin eve kaçın koşarak. Aynen. Sonra evden telefon edip özür dileyin. Aynen biz En arayın basit. ben Ya özür dilerim şöyle yani. bıçağa karşı ben bıçak ve sopa eğitimi veriyorum. Çalışmaz Şimdi bence zamanında yani. ben Çalışıyor. askerde de ders verdim. Emniyetli arkadaşlarımla çalıştım. Genelde bunu şöyle veriyorsun. Tercih de etmiyorum karşıyımda. Hatta en son Azerbaycan eğitiminde, Azerbaycan'da bir seminer verdim emniyet birimde. Onların eğitim ekolünü ders verdim. Başındaki adamı da bıçakladım plastik bıçakla. Çünkü orada şunu kanıtlamaya çalışıyor öğrencilere. Ben yetenekli olduğum için yapmadım. Öğrencileri ne yaparsanız yapın. İşi bilen bir adamla karşılaştığınızda ne kadar biliyorsanız bilin. Bu adam size ulaşabilir öğretmek istedik. Hoca istedi benden. Dedi ki gerçekten saldır. Ben almaya çalışacağım. Alamayacağımı biliyorum. Ha, biliyor da yani. Tabii. Tam biliyorsa ya Yani bilinçli bir adammış yani. şimdi ki ben bunu alamayacağımı biliyorum. Hatta bizim belgeselde var kendisi. Bunu şeyin görmesini istiyorum dedi. Tepedeki yöneticilerin görmesini istiyorum dedi. Tamam mı? Bu bir rüya çünkü yani. Çünkü bu şeyi fanteziye girmeyeyim. Şimdi mesela ben bıçak sopada şunu veriyorum. Diyorum ki kardeşim hiçbir şey yapamadın, kaçamadın.
köşeye sıkıştın. Adam bir şey yaptı. Şansın deme. %1 şansın var. Bak Evet. %1 şansın Tamam, o var. güzel. Yüzde bir. Okey. Tamam. %1 şansla bunu çekilmez. Mükemmel bir yaklaşım abi, yüzde Eğitimde bir. mesela bak emniyette askerde eğitim verdiğimde en son gerçek bıçakla deneyelim bakalım arkadaşlar. Ben kimsenin uzatmıyor. Tamam mı? Ben de uzatmam. Buradaki temel fikir şu olmalı. Bıçağa karşı sopa. Önden engelleyici hareketler. Yani bu işe girmeden kaçabilmeni sağlayacak hareketler. Pozisyon alımını belirlemen. Ondan sonra hareket etmen gerekiyor. Ama şimdi şöyle bir durum var. Birçok kişi bıçak tekniği öğretirken adam şöyle şeyle sahtekarlıkla öğretmiyor. Bunu kesin alırsın demiyor zaten. Diyor ki kaçamadın kardeşim. Ne yapacaksın? Hiçbir eğitimine katılmadım. Ben dışarıdan görüyorum. Hatta böyle Reels'larda falan, Instagram'da şey, böyle geyik video var ya. Hayır, Yapma bıçak onlar. uzatıyor. Bizimki yine geldi ya. Bayağıdır yoktu bak. Bir Sineğimiz tane ortamda bir var. Yani sineğimiz şöyle, var. şimdi bunlar ama şu bak, ünlü Chopstick olmak versek. ayrı bir şey. Şimdi ünlü olmak geçen gün arkadaşımla konuşuyordum ama çok basit. Gömelim birilerini ünlü oluruz. Abi ne olursun, benim Bak valla mesela izlenmeye şimdi eski ihtiyacım var ya. arkadaşım bak şimdi. Köpeğim diyorum, az önce de Kaan konuştuk. tanıdığım arkadaşım. Kaan'a gömelim. İşte oradan ünlü başka kim var? Şakasındayım abi İşte ya. sosyal medyada ünlü birine gömelim. Ona gömelim. Daha çok izleniriz. Bu Savaş böyledir. Cevici ilk Savaş Cevici'nin videosu viral olduğunda ben bu video işlerine başlayalı bir ay falan olmuştu. Bana söylediler. Dediler ki meydan oku. Ben dedim ki beyler ben Profesyonel sporcuyum yani kardeşim ya. sporcuyum. Bir de ben çok stresli bir adamım. Bana dönüp bir şey derse yani ben o işi uzatmam. Ben de bir video çekmem. Ben o gün binerim buradan uçağa. Evin önüne giderim. Bana niye böyle söyledin derim. Durmam yani yerimde. O yüzden dedim ki bana bulaştırmayın. Hatta böyle onun videolarının altına beni etiketleyenler oldu. Sonra Kaan laf attı. Sonra Kaan onu dövdü. Sonra dediler ki Kaan'a meydan oku. Ha, Bitmiyor ama. bitmez ya. Bitmiyor bu arada. Kaan'a meydan oku. Sen döver Bitmiyor. misin Kaan'ı? Sen şöyle yapabilir misin? Diyelim bir şey birini yendi ne oluyor? Ya abi bir de sonu var mı bu işin? Yok. Ve bir de bu bence şey birazcık Sen ya. Mike Tyson'ın hiç hayatta bir ünlü jiu-jitsu'ya meydan okunu gördün mü? Ya abi böyle yürümez Çok işte bu iyi bir işler. kickboksçuya Evet, meydan okunu gördün evet. mü? Böyle Niye? yürümez yani. O zaman çıksın Gordon, herifin adını unuttum ben. Gordon Gordon Ryan. Ryan. Soy Kültürünüz, jiu-jitsu kültürünüz çok yüksek ismini abi. unuttum. Hayır, Gordon Ryan'ı bir an şeyle soy isim karıştırdığımı düşündüm. Ben Herifi Gosling'le mi King karıştırdın acaba? Ryan, King Ram'la Ama karıştırdım. jiu-jitsu kültüründeki bu derin bilgileriniz çok güzel hocam. O vallahi beni ne yapsam, bıraksam mı abi ya? Yol yakınken bu Ben de aralar yol çok yakın diye güreş bırak antrenman abi. yapıyor. Yol yakın da değil bu arada. Yol Bayağı yakınken uzak bırak. var da. Ben de linkini bırakmayı düşünüyorum. Yol yaklaştı abi. Beraber bırakalım, güreşe başlayalım abi. Ne, Güreşe nasıl değil mi? diyorsun? Çok erkek erkek yakın teması ve terli sporları çok seviyorum çünkü ben yani. Özellikle aradığım Abi araç bu. ama bir şey söyleyeyim mi? Güreş gerçekten çok keyifli ya. Çok özlemişim. Geçen antrenmanlara girdim. O kadar atlet ki Tamam abi herifler. anlatıyorum. Off the record bu şimdi. İstiyorsan kaydet ama bak. Judoya başladım. Lisedeyim. Lise 1'deyim galiba. Bir tane partnerim var. Çok da komik kısa böyle bir fırlama bir çocuk. Abi kimseye veremedikleri için bize iki tane kardeş vardılar. Herifler dolmuşçu abi. Partnerimiz bizim Of. dolmuşçu. Bizim uzak doğu spor yaşamımız böyle başladı. Onunki öyle bitti zaten. Bu kıyafetler şimdi sizler tabii bu işin modern zamanına denk geliyorsunuz. Bak şimdi 1900 bilmem 90'lardayım yani. Şimdi tamam senin yaşın tutmaz. Abi bir Yoktum kıyafet var. O kıyafet dolmuşun arkasında duruyor. Özel bir sarma şey var ya judonun böyle bir pek ediyorsun işte böyle. Evet, şeyle, kemerle. Dolmuşun arkasına atıyorlar. 3 gün sonra geri açıyorlar. Ben de boşlar. Yere düşüyoruz. Devam biz bu adamlarla. Bir arkadaşım var. O düşüyor yere. Sen de ben düşüyorum. En son ben çocuklardan birini yere attım. Bu arada yere düşen tep ediyor. Bayılmamak için kokudan. Tamam mı? Of. Öyle bir noktayım. Yaşıyorum öyle şeyler. Yaşıyoruz yani. Arkadaşımın üstüne çocuklardan birini attım judo yaparken. Herif yerde yatarken ayak parmağı herifin ağzına girdi. Yeşil bir ayak parmağı gördüm diyor. Tamam mı? Sonra diyorlar ki şimdi bak. Jiu-jitsu dünyanın en iyi stili. O adam o gün sporu bıraktı abi. Dedi ki ben böyle bir spor yapmam. Bizde Benim de eğitim. çok bıraktılar abi. Şimdi bu noktada bana şunu söyle. Hani dünyanın en iyi stili ya abi? İyi ayak yersen iyi ya. Ayaklarla ilgin varsa okey ya. Yani yeşil Var ayak abi, bu parmakla arada ayaklara istediyorsan. ilgisi olan ciddi bir kitle var. Onlara sallayalım biraz. Tamam Abi abi. şöyle değişik sallanabilecek abi, ayak sevenlere sallayalım. Sonra başka neye Savaş sallayabiliriz Cevdet'e ya? sallayalım. Savaş Cebeci. Yok, bizim konumuz ne harabiyle Tamam. konu bitme ihtimali yok bu arada. Yani ben burada 45 dakikalık bir kayıt yaparım abi. İsteyen izler, istemeyen Şimdi bana sen izlemez sor yani. abi. İşte hani dünyanın en stili buydu? Dünyanın en istili güreş abi. Neden? Çok atletler abi. Hı. Çok güçlüler. İkili mücadelede alamayacakları branş yok bence. Kıyafete de ihtiyaçları yok. Güreşçiler jujuslarda dövüşemez mesela. Abi bir şey söyleyeyim Eklem mi? kilidi bilmiyor. Onu ben kanıtladım geçen antrenman, biliyor musun? Herif çok iyi güreşçi. Böyle bir iki hareketim var mesela. Bilmiyor, kolunu yakalatıyor falan böyle bana. Hı.
Cigerin ben işin Eklemkili'ye şakasındayım. tabii. Bilmiyorum eklem kili. Ama ben Eklemkili ikisini ben Nersin. biliyorum. O zaman Ama dünyanın en iyi dövüşçüsü benim. evet tabii sensin. Mantıklı zaten. Hemen bir meydan oku buradan. Kime okuyor? Hemen bir meydan oku. Kavkaz galer tamam Murat Aynen. Kazan. Bir şey söyleyeyim mi? Arkadaşlar kamera ısındı artık dayanmadı. 50 dakikadır falan kayıt yapıyoruz. İkinci bölümünü Hiç yaparız abi. Ben Şimdi çok bir konuşurum. kapanış alacağım. Tamam mı? Şarjı bitene kadar biraz daha Şarjı geyik yapabiliriz Tamam bu şöyle arada. söyleyeceğim o zaman. Gelecek sefere seni konuşturayım. Sen konuş hikayeni. Devam ben konuşayım. Farkında bu arada. Gelecek sefere seni konuşturayım. Kolumuz ne arendi? Alkış. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederiz. İkinci bölümü çekmeye Ben çalışacağım. de teşekkür ediyorum. Bu Ne sefer harabi severseniz ne harabi. Ne harabi sevmezseniz ne harabi de gelir. Başka birini daha köşede alırız. sinek gibi olur. Sen Vardı bir tane konuğumuz. Onu da ikona koyarız. Arkadaşlar görüşmek üzere. Umarım videonun tamamını izlersiniz. Olabildiğince bir şeyler katmaya çalıştık. Görüşürüz. Şimdi devam edelim. Bitirdik ama kameranın şarjı bitene kadar bir de Şarj bizi bitene kadar devam edelim. şarj Yakalanana kadar yakalanana devam kadar edelim. bizi Hala sen çık editi buradan katmışsın diyene tamam mı? kadar aynen. Sor bir iki soru cevaplayalım. Yo editle şey yapmam ya. Yine videonun sonuna koyarım. Güle güle dedik ama yine buradayız derim. Tam Var. 2 dakika bir dursa. Tamam hadi gidelim o zaman. Kovulduk. Olsun. Kovulduk. Fakirlik. Senin dükkanın vardı değil mi abi? Var. Neredeydi? Bizim dükkan şeyde ya. Adını söyle. Kolejinde yiyecek. Onda reklam olur. 3 kişi izliyor zaten videoyu. Belki gelen olur. Yiyecek kolejindeyim arkadaşlar. Küçük bir akademim var. 7-8 hocayız. 2 haftada bir sparring yapıyoruz. Eğlencesine herkesle çalışıyoruz. Gelin. Ama Wing Chun yapıyor. Wing Chun yapın ya. İşte yani. Aikido yapın. Wing Chun yapın. Wing Chun'cular beni dövmeye gelir mi abi? Hiç ilgilenmiyorum. Salladım ya bayağı. Hiç ilgilenmiyorum neyle? Mülkücülerle mi? Mülkücülerin seni dövmesi. Beni yani. dövmeye gelmesi seni mi ilgilendiriyor? Geliyor ki yani. Araya girip Abi, olayı bağlar mısın? Bir şey soracağım. Bu hiç duyuyor musun aşçılar arasında? Hani kuru fasulye şeye göre daha iyi, bilmem neye göre falan. Böyle saçma bir konuşma Hayır. bence bu. turşu limonla mı yapılır? Sirkeyle mi? Evet. Bunun için savaş çıkar yani. Ya garip toksik bir ilişki tipimiz var bizim bundan Dövüş, kaynaklı. Çünkü dövüşçüler salak çünkü. Öyle diyerek kendimizi niye yakalım şimdi onu düşündüm ben. Abi bu konularda salağız yani. Sen akıllı bir adamsın. Bak sen herkesle iyi anlaşıyorsun. Ben salağım abi. İnsanlarla iyi anlaşamıyorum. Bir meydan okusun koşsun, koşa koşa gelsin diye. Yani vallahi gideriz ondan sonra. Yok yok bana meydan falan okuyun arkadaşlar. Ben okuyun, dövüşmüyorum. Okuyun kesin gider. Ben biletini alırım bak komedi filmi çekeriz. Yo ama yani yapmayın ya. Bence güreşeceğim Zengiz Hocam. Abi yorum atıyorlar. Yorumları spor salonunun adresini yazıyorum ya. Herif diyor ki bana yapamazsın diyor salonun adresini yazıyorum ya. Ne ciddi alırsın. Yemin ederim ya. Reklamlar iyidir ya. Endokan Spor Salonu Farabi Sokak. İşte reklam var. Reklam ne? Benim reklamlık bir durumum yok ya. Bugün varım yarın yokum. Ben karşıdaki bir kafenin adresini veririm. Gitsinler çay kahve içsinler. Yani. Olabilir. Bu bir şey kazanılmaz ya. Diyelim ben onu yendim diyelim. Daha mı iyi oldu? Yani işte ver işte. Güreşçiyiz. Boks. Muay Thai. Tabii tabii tabii. Kesinlikle. Ata binelim, koşalım, güreşelim, yüzelim. Dinçuncu bana %90 zaten boks çalışıyor, kickboks çalışıyor abi. Mecburlar abi, bir yani. Bir şey soracağım. Bir stile ait bir teknik var mı? Yani şimdi yok ya ben kimim ki yani. Çok komik geliyor şimdi bak şimdi. Bu geçmişe baktığında bütün stiller aynı yerlerden çıkıyor şimdi. Tamam aynı temellerden çıkıyor. Çoğu da Hindistan'a bağlı çıkar. Kaleri Payattu'dan çıkar. Kaleri Payattu hiç baktın mı bilmiyorum. Aa bilmiyorum. Kaleri Payattu Hintlerin çok eski bir sistemi. Her şey dahil içinde. Winchun'un formun içinde kroşe var. Aparkat var. Dizdirsek var. Bayağı bildiğin klasik formda içinde var. Niye atmıyorsunuz abi diyorum. Diyor ki çok basit bir sebebi var. Bunu böyle çektiğinde diyor ki boks gibi görünüyor. Benim bir üçüncü olduğum geliyor. Zincir yumruk attığında diyor ki adam abi bir üçüncü yumruk. Şimdi ana formlar, 6 tane form var. Ana form içinde düz tekme, kroşe, dizler, düz vuruşlar hepsi var. Keskin vuruşlar. Onu yapınca da kalite edecek adam onu da yapmıyor. Oha çok çok kötüymüş. Şimdi sistem anlamında baktığında bunların hepsi Hindistan'dan gelir. Hindistan'dan Çin'e etki yapar. Tabii bu esnada hepsinin bir doğuşu vardır. Hatta Yunanistan'da güreş devam ediyor bu esnada ama. Yani ilk olimpiyatlar, ilk olimpiyatta var abi güreş. İki tane çocuk boğuşuyorsa zaten güreş yapıyordu. Evet mesela yani. Yani. Böyle geçmişten gelen bir şey. İnsanlık tarihi diyebiliriz yani. İnsanlık tarihiyle beraber savaş tarihi ilerler. Savaştaki elindeki malzemeye göre stil çıkar. Niye mesela Türklerin çok fazla şeyi yok? Uzak doğu sporu tarafı yok. Çünkü adamlar ağır zırhlarla ok atıyor at üstünde. Ne yapacak? Uçan tekme mi çalışacak? Tabii ki güç antrenmanı yapacak. En iyi güç antrenmanı nereden yapabilir? Güreş. Bu kadar. Evet. O yüzden Türklerin böyle garip bir tekme antrenmanı yok. Ama şimdi şeye gidiyorsun Japonya'ya. Kore tarafına Zırhlar gidiyorsun. Hafif. Zırhlar tahta. Tahta zırhlı olur. Yeter! Sus artık! Bence.
Bir sonraki videoda ben konuşabilir miyim? Bence Aycan'ı da koyalım. Kamera.